Sağlıklı Yaşadan herkese merhabalar efendim. Ben Doktor Cemil Ulusan. Bugünkü konuğumuz, daha belki programlarımıza hatırlayacaksınız, Doçent Doktor Habib Bostan hocamız. Anestezi ve reanimasyon uzmanı. Ama algoloji söyleşilerimiz var. Ağrıyla ilgili, ağrılarla ilgili şikayetlerde neler yapabiliyoruz hocamın, onları konuşuyoruz. Çok önemli bir konu. Aslında teyzelerim bana her gün sorduğu konu. Hemen hemen her gün bu soru soruyor. Hocam, diz ekleminde sıvı bitmiş. Sıvı enjeksiyon tedavisi diz eklemine, değil mi hocam? Evet. Diz ekleminde sıvı mı var ve sıvı biten bir şey midir hocam? Yani şöyle izah edeyim. Ve teyzelerin diz eklemindeki sıvı niye bitiyor hocam? Evet. Şimdi diz ekleminde normalde bir sıvı var. Bununla da sinovial sıvı olarak ifade ediyoruz. O şeyde var değil mi hocam? Hani, benzetme kötü oluyor ama bazen böyle işte Kurban Bayramı'nda falan. İşte o bütün eklemlerde var. İçindeki o. Şey. Yani jel gibi bir şey. Eklemin hareket etmesini ve kemiklerin birine sürtünme olayını minimalize sürtünme eden azaltıyor. Bir sıvı. Bu sinovial zar denilen bir zar var eklemin etrafında. Bu zardan salgılanıyor. Evet. Yani sinovial zardan salgılanan bir sinovial sıvı var ve bu eklemi yağlıyor diyelim. Belli bir zaman sonra şey eklem kireçlenmesi diyoruz. Yani eklem kireçlenmesi aslında eklemin yaşlanmasıyla ortaya çıkan bir tablo. Sinovial zarda artık o eskisi kadar sıvı salgılayamadığı zaman eklemde bir sıvı azalması, yani eklemin normal fizyolojik olarak yeterli miktarda yağlanamaması gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi bunun patofizyolojisinin neden olduğunu soracağım ama şimdi onu sormadan önce tedaviye girelim. Bakalım az da vaktimiz kalacak. Şimdi neden öyle oluyor? Çok mu az yürüyoruz? Egzersiz mi az yapıyoruz? Kesinlikle beslenmemiz mi kötü? Kelle paça mı yemiyoruz bilmiyorum. Çok yüründüğünde ekleme uygulanan bası, yani eklemdeki o basıyla beraber sinovial sıvı salgısı artıyor. Aha. Belki yürüme olayının azaltılması, hareketin azaltılmasıyla bu süreç tam daha hızlanıyor. Yürümeyle o bölgeye salgılanıyor. Aslında sinovial sıvı daha fazla salgılanıyor. Pompalıyor yani. Evet. Bir soru sorayım hocam, hemen şeye geçelim, sizin alanınıza geçelim. Şimdi ben çok söylüyorum da hastalar, izleyiciler bana kızıyor. Ben kelle paçayı, kelleyi çok sevmem de yani şeyi severim, bu sakatat gıdaları severim. Böyle hep bunun bir söylenir yani, eklem sıvısı işte kelle paçayı, eklem sıvısı. Oral alımın, yemenin bir faydası oluyor mu bölgeye? Yani klinik tecrübeniz soruyor. Şimdi şöyle yani. Aslında kıkırdakta bulunan şeyin kolajen miktarı. Kolajenle alakalı. Alıyoruz şey. Yani. Kolajen alıyoruz. Kolajen kullanmak yani kıkırdağa faydalı olur mu? Olur ama yani siz bir tencere günde içseniz bile yani çok da şey yapmaz. Bunu tablet şeklinde almakta fayda var. Kolesterol seviyesinin. Yani kar zarar hesabı yapıldığında yine orada bir zarar olur. Yok, yine iyi. Yemeğin demiyorum ben. Kolesterolüne dikkat edin. Evet. Yağına dikkat edin. Lezzeti de güzeldir. Muhakkak aldığınız o sakatattaki işte bağ dokularındaki maddeler kıymetli faydalı, ama evet, tabii. Direkt bol olarak düşünmeyin. Hocam şimdi sıvı hastaya geldi. Sıvısının bittiğini nasıl anlıyorsunuz? Ağrıyla mı geliyor? Şimdi hasta, takılmayla eklem, mı? Ekleme sıvısı bittiğinde birincisi hareket kısıtlılığı ortaya çıkıyor ve ağrı ortaya çıkıyor. Hı-hı. Hareket kısıtlılığı ve ağrıyla gelen hastalarda eklem sıvısında ve yaşta ilerlemişse bir eklemde sıvı azalması olduğunu düşünebiliriz. Hı-hı. Bunu filmlerde de görebiliriz. Bu eklem aralığının daralmış olması bunun göstergelerinden bir tanesi. Böyle durumlarda eklem sıvısının yapay şekilleri kullanılabiliyor. Eklem sıvısının yapay şekli hyaluronik asit diye bir madde var ve aslında eklem sıvısının aynısı. Bunu yapay olarak yapılıyor ve biz eklem sıvısı yerine ya dışarıdan bunu yaptığımızda eklemin hareketliliği artıyor. Takviye yapıyoruz. Takviye yapıyoruz ve ağrı da ortadan kalkıyor. Yani. Rahatlıyoruz. Rahatlıyor. Bu dışarıdan uygulanabilen bir şey. Tabii eklem aralığına dışarıdan uygulanıyor. Görsellerimizde var mı bakayım? Evet, o eklem aralığına enjeksiyonla giriyor. İğneyle giriyoruz ve enjeksiyon yaparak o sıvıyı tamamlıyoruz. Bu hocam bir iğne bir sefer midir? Şimdi şöyle hastalığın derecesine göre değişmekle beraber bazen 6 ayda bir, bazen yılda bir olabilir. Böyle tekrarlayan uygulamalar mümkün müdür? Yani şimdi tabii ki teyzem 60 yaşında, şimdi 60 yaşında diyelim. 70 yaşına kadar yılda bir kere yaptırılabilir mi? Yapabilir mi? Yani hastalık şimdi diyelim enjeksiyon yaptık. Hı-hı. Septomlarla girdi ve hastanın sıvı eksikliği olduğunu gördü ve enjeksiyon yaptıktan sonra tekrardan aynı şekilde eklem kısıtlılığı, hareket kısıtlılığı ve ağrıyla geldiği zaman tekrar da yapılabilir. Evet. O zaman şöyle bir şey sorayım hocam. Şimdi biz hasta hareket ağrım var oğlum, tez yürü kilo alıyorsun, kolesterol yüksek işte, şekerin yüksek diyorum. Hocam oğlum dizim ağrıyor diyor. Şimdi bu tür uygulamalarda önce bu enjeksiyonları yapıp hastayı rahatlatıp ondan sonra hareketlerini arttırmak mı lazım? Zaten kilo almak ve kilo almanın nedenlerinin bir tanesi diz eklemlerinin hareket yürüyememe noktasındaki bir sorunlardan kaynaklanıyor. Eğer insanların diz ekleminde sorun olmasa zaten yürüyorlar. Yani bunda bir sorun yok. Kilo almak belli bir yaştan sonraki en önemli nedenlerden biri diz eklemindeki sorunlar. Evet. Ben çok görüyorum klinikte. Yani çok geç yaşlarda dizlerde ağrı başlıyor. O diz ağrısı da klinik şeye dönüyor.
İşte hareketten kaçma, hareketten korkma. Durdukça kilo alıyor, kilo evet, aldıkça aynen. ekleme yük biniyor. Onun için bu tür uygulamalar hasta yani harekete arttırma şeyi var. Erken dönemde başlarsa bu enjeksiyonlar diz protezi ameliyatlarını ötelemiş oluruz. Aynı zamanda da bu istenmeyen etkiler yani kilo alma gibi durum, hareketsizlik gibi durumlarda önlemiş oluruz. Erken dönemden kastınız ne hocam? Hareket kısıtlığı mı, ağrı mı? Çünkü ağrı noktasından sonra belki kıkırdakta aşınma mı belirginleşiyor? Ondan çok önceki tabakalar mı? Yani şöyle, hastalar belli bir yaştan sonra zaten yani diz ağrılarıyla ve hareket kısıtlılığıyla geliyorsa burada bir kireçlenme dediğimiz o eklemin dejenerasyonu ile ilgili bir sorun olduğunu anlarız. Evet. Ama bu konuda sadece sinovya sıvıdaki eksilme değil, başka sorunlar da olabilir. Travma olabilir veya diyelim başka bir sürü sorun olabilir. Ama travma yoksa ve yaşlı bir kişide diz ekleminde kısıtlılık ve ağrıdan bahsediyorsa, anladım. Bu merdiveni erken çıkarken sorunlardan bahsediyorsa bu genellikle sıvı eksikliğinden kaynaklanır. Biz şimdi bugünkü programımızda pek çok enjeksiyon var diz için. Ya, onlardan ki. Bahsetmedik. Sadece hyaluronik asit dedim. Yapay eklem sıvısının yerine konması ve vakitlice yapılması. Buna tıp diline viscose supplementation deniyor. Yani sıvı desteği. Güzel. Evet, ama eklem için sıvı desteği. Eklem için. Tamam. Bu sadece diz eklemin içinde değil. Başka bütün eklemlerde bu hyaluronik asit yapılabilir. Evet. Güzel bir düşünce bu uygulama. Tabii vakitlice yapıldığında hastaya zaman kazandırıyor. Kesinlikle. O zaman kazandığı zaman da hareket artışı. Başa dönelim mi hocam? Program bitiriyorum. Önemli bir konuydu. Hareket kısıtlılığını sevmiyoruz efendim. Hareket ediyoruz. Bakın her yerlerde sağlık kuruluşları açtı devletimiz sağ olsun. Oraya kadar lütfen yürüyerek gidiniz. Yani muhtemelen evet, gidiniz. Yani gitmek önemlidir. Yürümek çok önemlidir. Yürümenin yerini tutan hiçbir ilaç da yoktur. Onu da söyleyeyim. Yürümeye birçok ilaçtan çok daha iyidir. Evet. Doğru evet. söylüyorsunuz. Ağzınıza sağlık. Şimdi sevgili izleyicimiz Sağlıklı Yaşa'da bakın algoloji hocamız, anestezi ve reanimasyon doçenti hocamızın söylediği sözü not alın. Yürüme bütün ilaçlardan iyidir. Bu yürüme işini ihmal etmeyelim. Hantalla yürümeyin. Hafif belli bir eforda yürüyün ama konuşmanızı bozacak kadar olmasın yani. Sonuçta kalbinize çok çarptırmayın. Belli bir yaşın üstünde onu da istemiyoruz. Şimdi Sağlıklı Yaşa'dan Doçent Doktor Habib Bostan'la söyleşilerimizden bugünlük bu kadar efendim. Yeni programlarda buluşuncaya dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.